Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföyünün 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil, hisse senedi sahibi olmak. 100 gün geçti, hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşamasak da analizlerimize, gün bazlı yorumlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede tek seferde yüklü olarak hisse senedi alışı yapmak yerine gün bazlı hisse senedi alış emirlerine devam ediyoruz. Borsa İstanbul 500 endeksinin 10.000 seviyelerin üzerine tutunduğunu görmekteyiz. En büyük 500 şirketi içeren %0,15 artış gösterdi. BIST 100 rekorlarına devam ediyor. Dünden sonra bugün de arttığını, 8.600 seviyelerin üzerinde tutunduğunu görmekteyiz. %0,23 yukarılara doğru hareket. Tabii ki bankacılık endeksi aşağılara doğru hareket etse de Borsa İstanbul 100 endeksi buna rağmen yukarıya doğru hareketini sürdürdü. SPK bültenine baktığımız vakit bu hafta itibariyle artık önümüzdeki hafta gelecek olan iki tane halka arz hisse senedini görmekteyiz. Bunlar Pasifik Donanım Yazılım ile Bor Şeker Anonim Şirketleri. Pasifik Donanım ve Bor Şeker halka arz hisse senetlerinin tarihleri de açıklandı. Biraz sonra değineceğiz. Tabii ki bunlardan evvel son halka arz hisse senedi hatırlayacağımız üzere Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senediydi. Evet, 55 TL'lerden halka arz edilen hisse senedi esasen Aralık ayından sonra ilk kez geçtiğimiz hafta 55 TL seviyelerine yaklaşmıştı. Tabii ki burada bu seviyeyi hisse senedinin geçemediğini gözlemledik. Borsa İstanbul pozitif olmasına rağmen 51,5 TL'den işlem gördü bugün de. Tabii ki oldukça fazla kap haberinde görmekteyiz Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili. Fakat burada özellikle 2023 yılında da gözlemlemiş olduğumuz üzere gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetleri özellikle bireysel yatırımcılar tarafından pek de tercih edilmiyor. Dolayısıyla Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı diğer GEO hisse senetleri gibi yukarı doğru hareket etmekte zorlandığını görmekteyiz. Evet, kap haberlerine baktığımız vakit ard arda son bir ay içerisinde oldukça fazla yatırıma devam ettiğini şirketin gözlemledik. Evet, Pasifik Donanım ve Yazılım halka arz fiyatı 35 TL olacak. Tabii ki 2023 yılında halka arzlar prim yaptı. Halka arz hisse senetleri yukarı doğru hareket etti. Dolayısıyla mantıklı olan 2024 yılında da halka arzlara girmek. Pasifik Donanım'da 945 milyon TL'lik bir hisse senedi dağıtımı söz konusu olacak. Halka arz gelirini nerede kullanacakmış? %45 yatırım harcamaları, %35 Ar-Ge, %20 işletme sermayesini güçlendirmek amaçlı halka arz gelirlerini kullanacakmış. Pasifik Teknoloji'ye baktığımız vakit esasen bu grubun başka şirketlerinin de Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü gözlemlemekteyiz. Halka arz tarihleri 6 ve 7 Şubat tarihlerinde olacak. Tabii ki burada önemli olan ne kadarlık talep başvurusunda bulunması gerektiği. Tahmin olarak 2 milyon kişi katılması durumunda 9-10 lot, 2,5 milyon kişinin katılması halinde 7-8 lot, 3 milyon kişinin katılması halinde 6-7 lotluk hisse senedinin dağıtılacağı hesaplanmış. Burada tabii ki uzunca müddet, uzunca aradan sonra yatırımcıların ne şekilde geri döneceğine önümüzdeki hafta bakacağız. Bir başka halka arz hisse senedi Bor Şeker olacak. 2023 yılında da Kayseri Şeker'in halka arz edildiğini gözlemlemiştik. Halka arz sonrasında 10 TL ile 20 TL arasında hisse senedinin hareket ettiğini gözlemledik. Sonrasında da mevcut durumda hızlıca evlerine kadar yukarı doğru hareket ettiğini, 50 TL'lere kadar yaklaştığını gözlemlemiştik. Şu an itibariyle 37 TL'den. Tabii ki halka arz hisse senetlerinden genel çerçevede gıda alanında faaliyet gösteren hisse senetlerin çok da fazla prim yapmadığını gözlemlemiştik. Kayseri Şeker hisse senedinde de bunu görmüştük. Bor Şeker bu bakımdan ne şekilde davranacak bakacağız. 26,54 TL hisse senedinin halka arz fiyatı mevcut durumda 1,85 milyarlık da halka arz büyüklüğü olacakmış. Halka arz gelirleri nerede kullanılacak? %50 güneş enerji santrali, yenilenebilir enerji alanında 3 megawattlık güneş enerji santrali yatırımı yapacakmış. %45 işletme sermayesi, %5 Ar-Ge faaliyetleri. Evet, tabii ki sadece 3 megawattlık güneş enerjisi santrali yatırımıyla halka arz gelirinin %50'sini kullanamaz. Bunun dışında da teçhizat yenilenmesi, kapasite artışı faaliyetleri de ne yapacakmış şirket? Yapacakmış. Evet, dolayısıyla önümüzdeki hafta hem Bor Şeker hem de Pasifik Teknoloji'nin halka arzları söz konusu olacak.
Evet, tabii ki Kuzey Boru hisse senedine baktığımız vakit art arda tabanlarına devam ediyor. 170-180 TL'lerden bugün de hisse senedi 122,4 TL'den tabandan kapattı ve hacim de yüksek seviyelerde olmayacak, değerlendirilemeyecek bir hacimdi. Art arda kap haberleriyle yukarı doğru hareket etse de hisse senediyle ilgili hem dün hem de bugün gelen kap haberleri neticesinde artık hisse senedinin doyuma ulaştığını görmekteyiz. Kap haberleri de şu an itibariyle yatırımcı çekmesi açısından Kuzey Boru hisse senedi lehine olmuyor. Bir başka hisse senedi Sönmez grubu iştiraklerine Sönmez Filament 66,25 TL %3,14 aşağılara doğru hareket etti. Ve temel hisse senedimiz Adrenalin Aşk Heyecan üçgeninde gidip geldiğimiz Sönmez Pamuklu Senepam hisse senedi %2,94 aşağılara doğru hareket etti. Gün başında saat 9.55'te tavan yaptı. 12.55'te tavandan 10 kuruş aşağıya doğru hareket etti. 13.55'te taban yaptı. Sonrasında tekrardan yukarıya doğru hareket etti ve günü 99 TL'den kapattı. Senepam hisse senedi. Tabii ki hisse senedi 75-76 TL'lere kadar hareket ettikten sonra sert bir şekilde yukarıya doğru hareket ettiğini bu hafta gözlemlemiştik. Son 4 günlük hareketine baktığımız vakit esasen 3 gündür tavan yaptığını, bugün de tavan açsa da tavanını koruyamadığını gördük. Hacim seviyesi de son 3 güne nazaran en yüksek olduğu seviye 159 binlik hacim söz konusuydu bugün itibariyle. Tabii ki temennimiz en azından 3 haneli olarak hisse senedinin günü noktalamasıydı. Beklentimiz orta vadeli ve uzun vadeli olduğu için herhangi bir problem söz konusu değil. 137. gün alış emirlerimiz 14 adet 91,9 TL'den Senepam emirlerimiz gerçekleşti ve bir lot 112,1 TL'den saat 12.55'te alış emrimiz gerçekleşti. İki lot 95 TL'den sonrasında 13.55'ten sonra vermiş olduğum emrim gerçekleşmedi. 137. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyümüzde yer alan Bay Döner hisse senedi 10 lot, DMR Gıda 30 lot ve Senepam hisse senedi 4.753 lot. Portföyün büyüklüğü 471.395 TL, 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olana kadar analizlerimize devam ediyoruz. Tek seferde yüklü olarak hisse senedi almak yerine gün bazlı kademeli hisse senedi alış emirlerine devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.